Evet arkadaşlar, şu an motorumuzu yıkadık, yağladık, sildik, süpürdük. Ondan sonra Afyon'da kaykay paten. Yaz fark etmiyor, soğuk sıcak fark etmiyor. Eğer bunu seviyorsanız her türlü arkadaşım. Akşam gazlaması o zaman. Hop hop hop. Akşam gazlaması olsun bu da o zaman. Afyon Karahisar 22 Aralık. Soğuk. Depresyon Style'a. Herkese selam olsun diyorum. Az önce kulaklık vardı kulağımda. Çok tehlikeli ama dün tezimi bitirdim. Bitirme tezini. O yüzden bir kendimi dışarılara attım. Motorumu da yıkadım iyice. Vallahi o yüzdendi yani o bağırışlar, çağırışlar az önce gördüğünüz yok. Bugün de gazlama olsun falan diye. Cidden motoru falan yıkadım iyice, yağladım. Şu açığa çıkartayım da orada göstereyim. Motoru yıkadım iyice. Kışın da temizlik lazım. O çamurlar o zincirlerin aralarına falan doluyor. Yalnız bir hata yaptım. Ben normal elimde şey sprey vardı. Sprey boyası. Normal 15 liralık. Gittim maloş gibi egzozun şeyini boyadım. Şu an motor duman atıyor. O altlardan falan. Neyse sıkıntı yok. Sinyalleri falan iyice sütle parlattım.
Yani kışın da olsa motora biniyorsanız eğer zincirinizi falan, hele benim gibi Afyon'da yaşıyorsanız, yani Afyon gibi yerlerde yaşıyorsanız, çamurlu bilmem neyli, zincirinizi falan, o fren disklerinizin aralarına bilmem ne, haftalık temizlemeniz lazım arkadaşlar. Yoksa sıkıntı. Nasıl sıkıntı abi, zincirinizin ömrü kısalır yani. Ya 3 tane 34 bin kilometre oldu şu an üstündeki 3. zincir, 2 tane orijinal, yani bir fabrika zinciri, bir ikinci orijinal aldık yine. İki zinciri yedik bakımsızlıktan dolayı. Sislanmalarımız da biraz trafiği şey yapıyor ama ya abi, ben farkındalık için kullandığım için öyle kimsenin gözünü alsın falan istemiyorum. Sadece hani arabalar fark etmiyor diye, yani kaç defa kaza yaptım yani, adam beni görmemiş sağdan sola atlamış, o gar kavşağındaki kaza bilmem ne falan diye birazcık daha farkındalık olsun diye bu sis farlarını taktım. Ya bir dörtlü flaşör takacağız işte uzun yola falan çıkmadan önce, ikinci dönemin artık şimdi acelesi yok diye taktırmıyorum. O da ufak bir aç kapa düğmesiyle halloluyormuş. Öyle arkadaşlar, Pulsar güzel makina. Fakat şunu da söylüyorum. Bakımınızı zamanında yaparsanız güzel makina Pulsar. Zincirinizi zamanında temizleyip yağlarsanız güzel makine Pulsar. Yağını zamanında değiştirirseniz, suyuna bakarsanız, fren hidroliklerini kontrol ederseniz, balatalarınızı kontrol ederseniz güzel makine Pulsar. Hor kullanmazsanız, ya da hor kullanıyorum ben ama yine de bakımını yapacağım derseniz güzel makine. Tekere de kalkar ama o masrafları görecekseniz eğer tekere de kalkar, yanda verir, her şeyi yapar. Fakat bu motor normal, stabil süratte ortalama 95-100 km arasında 7000 devri, yani ortalaması öyle kitapçıklarda falan da öyle yazıyor kullanımlarda. Bu motor az yakması için üretilen bir motor. Öyle hani tekeriymiş bilmem neymiş, har har 130-140 falan, tam basınca gider, canınız sıkılır falan, aralardan geçmek istersiniz, arabaları sollamak istersiniz, sollarsınız. Ekipmanlarım da bu şekilde. Venom dizlik. Botumuz yok, normal standart botumuz. İçliğimiz, termaller falan, altlı üstlü. Sikoyko'nun eldivenleri. Şu an fiyatı 200 liradan 210 lira mı neydi yani. Kışın su normal şartlarda, har har yağmurda her şey ekipman su alır. Şu an şeyde su soğuk almıyor, az yağarsa yağmur. Mountain Proel Columbia. 2016 şeyli, 2017 mi 18 mi, bunun bir üst versiyonu varmış, şu şeyler karbon falan. Bu da standart bir mont, koruyor. Sırtlık var, şu hem soğuktan hem de düşünce falan, belimiz şeyimiz, omurilik soğanı mıydı, aynen, o zararı görmesin diye. Öyle arkadaşlar, bafumuz bandanamız zaten standart, soğuktan koruyor. Yani kışın da motosiklet kullanılır. Pulsar da kışın da çok güzel de gider. Ben hiçbir zaman motorumu yatırmadım. Kışlı yazlı far olarak kullanıyorum. Kilometre de 30 bini geçti. İnşallah şu mezun olayım. Bu sene mezun oluyoruz inşallah üniversiteden. Tezimi yazdım diye zaten bu kadar şeyim, enerjiyim. Tez bitti. Haftaya sınavlar başlıyor. İlk dönem de bitecek inşallah. Ha, Mayıs'tan Haziran'dan sonra, mezun olduktan sonra bakalım ne olur. Yaz okulu, maz okulu olmazsa, uzamazsak falan. İnşallah. Diğer senenin başında, yani diğer senenin başı derken 2019'un Ağustos Eylül sezon sonuna doğru inşallah Pulsar'ımızı satıp bakalım hayırlısı olsun, ne alırsak bundan sonra, şartlar neyi gerektiriyor. Şimdi üniversite bitince de zaten direkt hop gel bakayım, sen üniversiten mi bitirdin, hemen iş yok yani. Arkadaşlar Türkiye'de işsizlik var. Üniversite bitince hemen satıp da değiştirmeye de bilirim. Hani bir çalışmak lazım. Parasız olmuyor hiçbir şey. Ya bazen yeri geliyor Pulsar'ı bile bakım yaparken zorlandığım zamanlar oluyor. Hani adam 1.4 yağ alıyor. Şimdi ben gitsem bir MT7 alsam, o Allah bereket versin, çift silindir makine kaç litre yağ alıyor yani. Onda bir de öyle ucuz mucuz 20 liralık yağ da koyamazsın. Hani bak koydum yağ, tamam, 45 lira şu an litresi. Castrol Power'dan 15.50. Bilmiyorum, MT 10'la çalışmaz herhalde. MT'ye bilmiyorum, çift silindir hiç motorum olmadı. Artık onların kendine özgü, Yamaha'nın bilmem neyin tavsiye ettiği yağlar vardır. Yani bir yandan onu düşünüyorum arkadaşlar. Memleket çünkü gerçekten hiç kimse bilmese bile, bilmeseniz bile bir ekonomik kriz var. Kapatayım şunu da ya. Gerek yok. Yoldan da pek kimse geçmiyor zaten. Ekonomik kriz var dediğim gibi. Hani motoru almayla gerçekten iş bitmiyor.
Buradan da yeni motor alacaklara da tavsiyelerim olsun hani genç kardeşlerime falan. Benim de gerçekten bir zamanlar hayalimdi. Allah'ım diyordum bir pulsarım olsa falan. Pulsarı da ben çok isteyerek aldım bir motor. Pulsar bu arada o işte, tipi falan. Abi yakışıklı motor yani şahsen. Allah nazarlar da edilmesin pulsara falan. Ya maşallah. Yani rakiplerine göre, fiyatına göre yakışıklı motor. Öyle olunca şurada çok gerizekalı bir viraj ya. Burada da kaç defa kaza oldu. Motorcuyu gördüm de kardeş bana bakma dedim yani içimden. Paketçi kardeşimiz Dominos muydu, pizzacı mıydı, neydi? Şu viraj çok tehlikeli. Özellikle motorlar falan için. Bariyerde zaten yine bildiğim katiller orada duruyor. Bak her taraf katiller. Şimdi ne diyordum ben, ha motor alacak kardeşlerimiz her şeyi düşünüp de motor alsın. Zaten sıfır motor almaya artık bilmiyorum ha, bunların bile sıfırı 20 kağıt olmuş. Yani plan ben motor aldığımda sıfırlar 8-9'a satılıyordu yani o civardı. Biz ikinci el 3 aylık motoru aldık Adana'dan. Motor alırken her şeyi düşünmek lazım. Eğer sabit bir geliriniz yoksa, ya geliriniz olsa bile abi masraf çok aşırı, bir bakım masrafı, yedek parça masrafı, ondan sonra servis ücretleri, benzin masrafı, her şeye dikkat etmek lazım. Eğer hani belli bir şeyiniz motora harcayacak geliriniz fazla değilse. Öğrenci arkadaşlar hani bana hep soruyorsunuz, Instagram'dan DM atıyorsunuz. Bu arada Instagram hesabımı da takip etmeyi unutmayın, yine videonun altında üstüne sağına sonuna koyacağım. Oradan sorularınız olursa cevaplayabilirim. Pulsarla ilgili sorularınız olursa. Faal olarak 35 bin kilometredir. 30 binin üstünde dedim. Az önce tam sayı vermeyeyim dedim. 34 bin küsür kilometredir pulsar kullanıyorum. Uzun yola da çıktım. Uzun yol videolarım da var. Maraş'tan faal olarak gidip geliyorum. Yani sorularınız olursa cevaplayabilirim arkadaşlar. Mikrofon sorunumuz vardı birkaç videoda. İnşallah bunda da öyle bir sorun olmaz. Ay. Yok abi sıkıntı yok. Eyvallah eyvallah. Ben de dedim bir şey soracak herhalde. Sağ olasın. Video çekiyordum ben de o yüzden durdum müsait bir yere işte. Sağ olasın. Sağ olasın abi eyvallah. Allah razı olsun. İşte böyle insanlar da var demek ki. Gerçekten helal olsun. Afyon'da bir ilk yani şu an. Sıkıntı mı var diye adam ta nereden geri döndü. Vallahi helal olsun ya. Yani motor alırken her şeyi düşünmek lazım. Onu söylüyorum yani. Ekipmanınızı da düşünmeniz lazım. Bak ben ilk motor aldığımda kaskım vardı, eldivenim vardı. Montum yoktu. Bir sene normal montla gezdim. Deri montla bilmem neyle bir şeyle. Ondan sonra pişman oldum. Bak o şekilde de iki mont üst üste giyip Maraş'a gittim o kış. Ama o kameram falan daha yoktu o zaman, video çekemedim. Ondan sonra gittim, bir sene sonra durumum normal şey oldu. Gittim mont aldım, kaskımı yeniledim, dizlik aldım, eldiveni yeniledim. Motor alırken her şeyi düşünüp de alın arkadaşlar. Hani yere düşersiniz, bir şey olur. Bunlar niye buğulandı bu arada? Sütle temizledim buraları da, inşallah bu yapmaz, bu şeyi çekmez. Aman kardeş motor çamur olmasın, daha bugün yıkadım diyorum ama yine de aynı çamur oluyor. Neyse arkadaşlar ben kapatıyorum. Kanala abone olmayı dedim unutmayın. Herkes Allah'a emanet olsun. Motorcu arkadaşlar kışın kullanırken dikkat etsinler. Islak yerlere, buzlu yerlere, viraja hazırlanma falan. Görüşmek üzere.